Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Özkan. Bugünkü dersimizde yine çok güzel bir uygulama ile birlikteyiz. Yine Ajax kütüphanemizden devam ediyoruz görsel uygulamalar için. Bugün Ajax kütüphanesinde bulunan balon pop-up extender meselesini inceleyeceğiz. Bu ne diyeceksiniz? Text box yerine gelindiğinde işte bulutlu baloncuklar şeklinde bir uyarı mesaj verdiğinizi sağlayacağız. İstersek bunu mouse üzerine gelince de kontrol edebileceğiz. İstiyorsa tıklandığında. Bunu anlatacağım şimdi. Hemen bir tane text box atıyorum projeme. Ve daha sonra Ajax nesneme geliyorum. Bir full script manager ekliyorum. Ve daha sonra kullanacağım kontrol olan, burada gördüğünüz gibi zaten ibareden de anlayacağınız balon pop-up extender neslemi sayfama atıyorum. Gelmedi. Şöyle bir daha. Eğer bu dizayn sayfasına gelmezse arkadaşlar Ajax nesneniz call store kısmına geçip attığınızda gördüğünüz gibi gelecektir. Evet, şimdi geliyorum sağ tarafta balon pop-up extender'ıma. Bundan önce bir tane panel ekliyorum sayfama. Bunu unuttum. Panel açacak çünkü. Paneli kontrol edeceğiz. Bunun için hemen geliyorum buradan. Panel ekliyorum. İşte panelimin boyutunu küçülteyim. İçerisine de yazı yazayım işte. Hata mesajı ya da animasyon desek güzel olacak. Tamamdır. Şimdi geliyorum bu balon pop-up extender'ıma. Gördüğünüz gibi properties penceresini biraz daha büyüteyim, daha tanıyayım. Evet. Şu şekilde. Burada belirli özellikler var. Burada pop-up kontrol ID dediği zaman balonun text box'a tıklandığında balon pop-up extender neyi veri olarak alsın diyor. Biz panel ikimizi gösteriyoruz bunun için. Hemen geliyorum buraya. Panel 2 yazıyor. Panel 1 yazıyorum. Ve daha sonra balonun boyutu var burada, işte büyük olabilir, orta olabilir. Small kalmasını tercih ediyorum ben. Balonumuz bir rectangle var. Şimdi bir rectangle örneğe başlayalım. Daha sonra bir daha örnekte kare şeklini göstereceğim. İşte burada CSS uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz CSS mimini çağırabiliyorsunuz. İstiyorsanız da CSS dosyasını çağırabiliyorsunuz buraya. Size kalmış. Daha sonra display on click, display on focus ve display on mouse over. Display on click tıklandığı zaman aktif olsun, on mouse over ise üzerine girdiğiniz zaman aktif olsun anlamına geliyor. Daha sonra enable'ların gözükmesini belirliyoruz. Position'da konumunun otomatik ayarlanmasını sağlıyoruz. Scroll bar'da da ise yalnız scroll çıksın mı, yani şu nesne gibi ibare çıkmasın, otomatik sığmazsa otomatik çıkmasını sağlıyoruz. Ve bunun neyin tetiklemesini istiyoruz? Text box. Textbox 1 dedim. Evet, gördüğünüz gibi nesnem kayboldu. Kontrol eriştiği için. Hemen projemi çalıştırıyorum. Bir bakayım. Evet, gördüğünüz gibi boş bir textbox geldi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hata mesajı da animasyon şeklinde güzel bir şekilde geldi. Bunu mesela ben tıklandığı zaman dedim. Bu şekilde de yapabiliriz. Diyelim ki üzerine gelindiği zaman da aynı şey çıksın. O zaman geliyorum ben on mouse over'ı true yapıyorum. Tekrar projeme gelip gördüğünüz gibi üzerine gelindiği zaman da çıktı. Tıklandığı zaman da çıkıyor. Üzerine gelindiği zaman da. Geliyoruz şimdi ikinci şekle. Burada hemen bundan rectangle değildi bu sefer cloud'u seçiyorum. Cloud bana daha hoş geliyor. Nasıl beğenirsiniz? Gördüğünüz gibi cloud da bu şekilde. İstiyorsanız bu altta gölgeleri var. Bu gölgeyi de iptal edebiliyorsunuz. Burada bulunan Use Shadow nesnesini false yaptığınızda altında gölge gelmeyeceğini göreceksinizdir. Gördüğünüz gibi sadece çizgiler gelecektir. Gölgenin kalması daha hoş duruyor açıkçası. Bunun kullanımı bu kadar basit ve oldukça güzel bir uygulama görsel arayüzü için. Bu kadar basit kullanımı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.